Hiçbir doğa olayı aslında afet değildir. Onu afete dönüştüren insanın yaptıklarıdır. Ve toplumların gelişmişliğine göre de bunun sonuçları farklı oluyor. Evet, yaygın bir depremdi. 11 ilde gerçekleşti. Ama hiçbir şey bu deprem öncesi ve sonrasındaki ihmalleri ve yaşanan can kayıplarını maalesef bize unutturamıyor. Hatay'a akşam gittim ve sanki bir mezarlığın, korkunç bir savaş meydanının içinden geçiyordum. Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri maalesef yerle bir oldu. Ben orada sadece tanık olduğum ve şahit olduğum hikayelerden bahsetmedim. Hikayenin parçası oldum. Ben sadece cenazelerin kaldırılmasına şahit olmadım. Cenazeleri kaldıranlardan biri oldum. Maalesef Eylem Şafak'ı kurtaramadık. Eylem Şafak'ı orada kaybettik. Ve onun gibi on binlerce insanımızı sadece Hatay'da kaybettik. Gelecekte on binlerce hayatını kaybeden on binlerce insanımızın öbür dünyada değil, bu dünyada mahkemesi kurulduğunda onlar için bir tanıklık tutanağı olsun. Ve birileri, içlerinde bürokrat olan birileri ve siyasetçi olan birileri hırsız müteahhitlerle beraber yargılandığı gün şahit olarak çağırırlarsa ben de bu ödülle beraber gitmeyi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hem bana beni bu ödüle, bana bu ödülü vermeye davet gördükleri için ödül komitesine, Orhan abiye, Selçuk Belediye, Efes Selçuk Belediyesi'ne ve Sayın Başkan'a, Filiz Hanım'a çok teşekkür ederim. Çocuklara söylüyorum, bütün çocuklarımıza. Sakın annelerinizden, babalarınızdan önce ölmeyin. Ve bütün annelere, babalara söylüyorum. Sakın çocuklarınızın sizden önce ölmesine izin vermeyin. Bunu İsmail kardeşime vermekten bu anlamıyla onur duyuyorum. Teşekkür ederim.